Kardeşlerim, Müslümanca düşünmenin dört temel esası vardır. Bir, dünya hayatı geçicidir ve sadece bir imtihan yerinden ibarettir. Allah bizi görüyor ve ahirette hesap vardır. İnsanoğlu dünyadaki imtihan gereği ekonomisini, siyasetini, hukukunu ve sosyal hayatını ahiretteki hesaba göre tanzim etmezse dünya imtihanını kazanamaz. 2- İslam dini haktır, mükemmeldir. Ona bir şey eklenemez, ondan bir şey çıkarılamaz. 3. İslam dini bir bütündür. Yarısı veya bir kısmı tamamı değildir. 4. Cihat farzı eda edilmesi gereken en büyük ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de cihat ve sabır cennete gitmenin yöntemi olarak gösterilmiştir. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının geçiciliğinden, cennet ve cehennemden sonsuz bir ahiret hayatından bahsetmeyen hiçbir sure yoktur. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde de ahiret fikrini gönüllere bazen apaçık delillerle, bazen basit örneklerle işlemeyi amaçlamıştır. Ahirete inanmak, yüce Allah'ın kainatı yoktan var ettiği gibi yeniden yaratabileceğine, onun sonsuz güç ve kudretine inanmaktır. Ahirete inanmak İlahi adalete inanmaktır. Görüldüğü gibi dünyada bir takım haksızlıklar ve zulümler karşılıksız kalabiliyor. Çünkü bu dünya kullar için sınanma mekanıdır. Bütün davranışların nihai hesabının verileceği yer bu dünya değildir. Hiçbir şeyin gizli kalmayacağı ahiret yurdudur. Orada hak yerini bulacaktır. Kötülük, Zulüm ve haksızlık yapan herkes bir bir hesap verecektir. Zalimler için cehennem vardır. Rabbine gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakınanlar için ise nimetleri sınırsız cennet vardır. Allah gökleri ve yeri hakkın yerini bulması ve herkese hiç haksızlığa uğratılmaksızın kazandığının karşılığının verilmesi için yaratmıştır. Hatırlayacağınız gibi Fatiha Suresi'nde ahiret hayatından Yevmiddin olarak söz edilmiştir. Yani ahiret ceza ve mükafat günüdür. Başka her şeyin olduğu gibi o günün de sahibi Cenabı Allah'tır. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlar uzun bir ayrılık ve hasretten sonra Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Sevdikleriyle hasret gidermenin sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yüzünü tekrar görmenin, eski dostlar ile kucaklaşmanın sevinci içerisindeydiler. Medineli Müslümanlar da özlem giderme heyecanı ile yanıp tutuşuyor ve İslam'ın bu aziz davetçilerinin Habeşistan hatıralarını dinlemek istiyorlardı. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi muhacirlere. Muhacirlerin genç olanları elbette ey Allah'ın Resulü dediler ve anlatmaya başladılar. Anlattıkları hatıralardan birisi de şuydu. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başında bir su testisiyle yanımızdan geçti. İleride bir genç ile karşılaştı. Genç yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi de kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: Ey zalim! Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Bana yaptığın zulmün ne anlama geldiğini işte o gün bileceksin. Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır? Kardeşler, ahiret İsrafil'in Allah'ın izniyle kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine daha sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya sura ikinci defa üfürüşünden başlayıp ebedi olarak devam edecek olan zaman demektir. İnsanın ölümü ile ahiret hayatı başlamış olur. Hadis-i şeriflerde kabrin ahiret duraklarının ilki olduğu belirtilmiştir. Ahirete inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Bakara Suresi'nin Elif, Lam, Mim diye başlayan ilk sayfasında takva sahipleri şu şekilde anlatılır. Onlar gayba inanırlar. Namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. Burada kesinlikle diye tercüme ettiğimiz ve bil ahiretuhum yuqinun ifadesine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İman esaslarından biri olan ahiret hakkında hiçbir şüphe ve tereddüt içerisinde olamayız. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye baktığımızda ahirete imanın salt sözden ibaret kalmaması gerektiğini anlıyoruz. Ahirete iman insanı daima hayırlı işler peşinde koşmaya, Allah yolunda cihad etmeye, kötülüklerden kaçınmaya ve hak adaletten yana olmaya ve benzeri güzel davranışlara sevk etmelidir. Kardeşler, varoluş ancak öteki dünyanın varlığıyla anlam kazanabilir. Ahiret inancımız ümidimizi yitirmeden hayat mücadelesi vermemizi sağlar. Acılarımızı hafifletir, zor durumlara katlanmamızı sağlar. Hz. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam müminlerin en akıllısı kimdir diye sorulduğunda ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayat için en güzel şekilde hazırlanan kimsedir şeklinde cevap vermiştir. Cenab-ı Hak bizleri ölümden sonraki hayat için en iyi şekilde hazırlanan kullarından eylesin. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin hayal bile edemeyeceği nimetlere kavuşmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.